Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane bir pastane sibidi tarifimle geldim. Gerçekten çıtır çıtır muhteşem oluyor. O zaman sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Tarife öncelikle hamurumu hazırlamakla başlıyorum. Uygun bir yoğurma kabına 1 su bardağı ılık su ve 1 su bardağı ılık suyumu ilave ettikten sonra 1 paket kuru maya ve 1 yemek kaşığı kadar da toz şekerini ilave ettim. Dilerseniz tarif için yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Mayanın daha çabuk aktive olması için bir miktar karıştırdıktan sonra üzerine temiz bir kapakla kapatıyorum. 4-5 dakika kadar bu şekilde mayalanması için bekleteceğim. Gördüğünüz gibi mayası köpük köpük oldu. Hemen üzerine bir çay bardağı kadar sıvı yağını ilave ettim. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra azar azar un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ettim. Öncelikle hamurum yoğunlaşana dek spatula ile hamurum yoğunlaştıktan sonra içerisindeki spatulayı alacağım ve ellerimle yoğurma işlemine devam edeceğim. Yapmış olduğum tarifte toplamda 4,5 su bardağına yakın un kullandım. Sizlerin tarif için kullanacağınız unun miktarı unun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ilave edin. İlerleyen dakikalarda sizlere yapacağım hamurun kıvamını daha yakından göstermeye çalışacağım. Hazırlayacağınız hamur oldukça yumuşak ama ele yapışmayan bir kıvamda olması yeterli olacaktır. güzelce yoğurdum gördüğünüz gibi gayet yumuşak ele yapışmayan bir kıvamda. Hamurumu mayalanması için hemen üzerine streçle kapatıyorum. Ortam sıcaklığına göre yaklaşık yarım saat kadar hamurumu mayalandırmaya bırakıyorum. 30 dakikanın sonunda hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Öncelikle hamurumun havasını almak için şöyle birazcık toparlıyorum. Daha sonra hamurumu masaya alıp hamur kesme aparatıyla da hamurumu parçalara ayıracağım. Yapmış olduğum tarifte toplamda 8 tane simit elde ettim. Bu aşamayı simitlerinizin büyüklüğüne küçüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz hamurlarınızı daha küçük tutarak da simit sayısını arttırabilirsiniz. Kesmiş olduğum hamurların tamamını eşit bir şekilde bezelleyerek bu şekilde hazırladım. 16 tane beze elde ettim üzerine üzerlerini hemen kapatıyorum. Bir 5 dakika kadar dinlendirmeye bırakacağım. Hamurlar dinlenirken de hemen susamı ve pekmez karışımını da hazırlıyorum. 1 çay bardağı kadar pekmezimi uygun bir derince bir tabağın içerisine aldım. Bir su bardağı kadar da suyumu içerisine ilave ediyorum. Pekmezim koyu bir kıvamda olması için bu şekilde birazcık açacağım. hazırladıktan sonra artık simitlerimin şeklini vermeye geçiyorum. Hamurlarımı teker teker açma işlemine başlıyorum. İlk bezelemiş olduğum hamurdan başlayarak ince uzun bir şekilde hazırladım hamurumu. İkinci hamuruma da aynı şeklini veriyorum. Masanıza eğer yapışıyorsa elinizi bir miktar sıvı yağ sürerek de hamurlarınızı böyle uzun şeritler halinde uzatabilirsiniz. Daha kolay olacaktır. Bir uç kısmını birleştirdikten sonra kendi etrafında döndürdüm. Ve uç kısımlarını da bu şekilde hazırladıktan sonra artık simit hamurum gördüğünüz gibi hazır. Yapılışı da gerçekten çok kolay. Bir diğer yöntemi ise hamurlarınızı bir tık daha büyük tutarak da sadece tek hamurla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Ben iki hamurla yaptım ama dilerseniz tek hamurla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Ben simitlerimi hazırlarken beni tam olarak buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Simitlerimin tamamını hazırladım. Hemen kenara tepsimi aldım. Simit hamurlarımı önce hazırlamış olduğum pekmez suyuna ve daha sonra da susamın içerisine batırdıktan sonra yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine alıyorum. Simitlerimin tamamını hazırladım. 2 tepsi şeklinde 5'li ve 3'lü olacak şekilde hazırladıktan sonra 190 dereceye ayarladığım alt üst ayar fırında simitlerimin kızarması için fırına vereceğim. Dilerseniz e, tepsi mayası olarak da yapabilirsiniz. 20-25 dakika sonra da fırınımdan simitlerimi aldım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızarmışlar. Oldukça çıtır çıtır ve şahane bir simit tarifi oldu. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. kahvaltılarınız için ya da çocuklarınızın beslenmesi için hazırlayabileceğiniz oldukça kolay ve çok lezzetli bir simit tarifi. Yapıp deneyecek olanları şimdiden afiyet olsun, kolay gelsin. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.